Dermatolojik ilaçlar grubunda yer alan Terbisil Sprey, 30 mm'lik cam şişelerde sunulmaktadır. Terbisil Sprey'in etken maddesi terbinafindir. 30 ml'lik çözeltide 300 mg terbinafin hidroklorür bulunur. Terbisil Sprey nedir, ne için kullanılır? Terbisil Sprey, mantarların cilt üzerinde büyümelerini ve çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır. Terbisil, ayak parmak aralarında oluşan atlet ayağı mantar hastalığı, gövde, kol ve bacaklarda görülen halka şeklinde iltihaplı, kaşıntılı, kızarık, yüzeyden kabarık lezyonlar ile belirgin vücut mantarı, saç kıran, saçlı derinin mantar hastalığı, derinin kıvrımlı yerlerinde görülen isilik, genellikle boyun, göğüs, kolların üst kısımları ve sırtta görülen beyazdan pembeye veya bronz renkten kahverengiye kadar değişen renklerdeki lekeler ve hafif pullanma ile belirgin mantar enfeksiyonu ve kasık bölgesinde uylukların iç kısımlarında ve kalçada ortaya çıkan kırmızı ya da kahverengi lekeler, kaşıntı, yanma hissi, soyulma ile belirgin kasık mantarı gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Terbisil spreyi kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesi olan terbinafine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Terbisil spreyi, doktor tarafından teşhis edilmemiş cilt hastalıklarında kullanmayınız. İlacı kullanmaya başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Doktorunuzun reçetede belirttiği süre boyunca bu spreyi kullanmaya devam ediniz. Enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir. Spreyi uyguladığınız bölgede şiddetli yanma, tahriş, kızarıklık, ağrı veya sızıntı gibi durumlardan herhangi biri görüldüğünde ilacı kullanmayı bırakıp derhal doktorunuza başvurunuz. İlacı uyguladıktan sonra herhangi bir kozmetik ürün veya güneş koruyucu kullanmadan önce en az 20 dakika beklemelisiniz. Tedavi sırasında ciltte tahrişe sebep olabilecek sert sabunlar, sert şampuanlar, saç boyası, tüy dökücüler ve alkollü cilt ürünleri kullanmaktan kaçınınız. Yıkandıktan sonra hastalıklı bölgeyi iyice kurulayınız ve kullandığınız bez ve havluları her gün değiştiriniz. İlacın uygulandığı yerin hava almasını engelleyecek giysiler giymeyiniz. Bol, gevşek ve pamuklu kıyafetler giymelisiniz. Tedavi edilen yer ayaklarınız ise pamuklu çorap, sandalet ve hava dolaşımını sağlayabilecek ayakkabılar giyininiz. Genellikle ayaklarınızı kuru tutmalısınız. Spreyi uyguladıktan sonra en az 3 saat tedavi edilen cilt bölgesini yıkamayınız. Tedavi başladıktan sonra 1 hafta içerisinde iyileşme belirtileri görülmezse ya da durumunuz daha da kötüleşirse derhal doktorunuza başvurunuz. Terbisil spreyi yüz bölgesine uygulanmamalıdır. Gözünüze temas ettirmeyiniz. Yanlışlıkla teması halinde yüzünüzü ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. Gebelik ve emzirme dönemlerinde bu spreyi doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Terbisil spreyi nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. İlacı uygulayacağınız bölgeyi temizleyiniz ve kurulayınız. Sprey olarak hazırlanan ilacı tedavi edilecek yüzeyi ve çevresini ıslatacak şekilde yeterli miktarda püskürterek uygulayınız. Üzerini hava almayacak şekilde kapatmayınız veya bandajlamayınız. Tedaviden iyi sonuç alabilmeniz için ilacı düzenli şekilde ve yeterli sürede kullanmalısınız. Sprey genelde günde bir defa veya iki defa uygulanır. Ayak mantarı tedavisinde 7 gün boyunca günde bir defa, vücut mantarı tedavisinde 2 hafta süreyle günde bir ya da iki defa, kasık mantarı ve saç kıran tedavisinde 7 gün boyunca günde bir defa, İsilik tedavisinde 7 gün boyunca 1 ya da 2 defa uygulanmalıdır. Terbisil sprey 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Terbisil spreyin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Spreyin uygulandığı bölgede pullanma veya soyulma ve kaşıntı yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video içeriği ilacın prospektüsünden oluşmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.